Dostlar merhabalar. Bugün sizlere bir adet JVC kamera göstereceğim. Bu kamera kanal için filan alınmadı. İlk önce herkes muhtemelen öyle bir düşünceye kapılacak. Baştan onu söyleyeyim. Kanala video çekmek için bunu almadım. Çünkü zaten bu kamera 2012 model bir kamera. Yani öyle süper kaliteli videolar çekecek olan bir kamera değil. Yani o dönemin şartlarına göre evet çok güzel videolar çekiyormuş. Ama 2012'ye göre yani ya, düşünmeniz lazım. Ben yine de bu kamerayı tanıtacağım birazcık. Neden aldım derseniz ben bunu zoom'u çok yüksek olduğu için aldım. Yani 40x optical zoom'u var. Yani optik zoom yetenekleri bayağı iyi. Tabii ki bazı daha iyi olanlar da var piyasada. Ama yeni kameralarda genelde bu kadar yüksek optik zoom bulmak zor ya da bu kadar ucuza bulmak zor. Ben bunu ikinci el aldım. Yalnız hiç kullanılmamış gibi. Gayet yani en ufak bir darbe, çizik, mizik hiçbir şey yok. Sadece 40 euro verdim arkadaşlar bu kameraya. Ve süper de çalışıyor. Kargosunu yani parayı gönderdim. Tabii parayı göndermeden önce eBay Kleinanzeigen'e üyelik tarihine filan baktım. Yorumlarına baktım satıcı kişinin. Baktım üyelik tarihi eski. Yorumları da güzel. Gönderdim parayı PayPal'dan. O da kargoyu birkaç gün, 1-2 gün sonra yaptı. Geldi eve. Baktım kamerayı şarj ettim. Şarj pilini minini. Gayet de güzel çalışıyor. Kamera bu şekilde. Biraz özelliklerinden bahsedelim. 1080p video çeken bir kamera arıyordum. Full HD en az. İşte bu da öyle bir özellikte. En az 40x zoom arıyordum. O da var. Stabilizer'ı da var. Ama tabii ki 40x ya da ne bileyim 50x, 60x dijital zoom yapınca stabilizer bir işe yaramıyor. Daha çok şey yapmak lazım yani. Bir tripodla kullanmak gerekiyor. Böyle bir kamera. Ha, kutudan neler çıktı çok az, çok kısa bir şekilde göstereyim. Yoksa bu bir 2012 model bir kamera için çok bir şey beklememek lazım. Bir şarj aleti çıktı, bir de data kablosu çıktı bu şekilde. O kadar. Bir de tabii ki kendi pili çıktı, buradaki pili çıktı. 2 saat çekim ömrü vaat ediyor kendi piliyle. Bakalım yani bu şekilde. Bu videonun sonuna doğru da yaptığım zoomlu çekimi size koyacağım. Ses kalitesi falan gayet kötü. Yani şu anda bu çekimi yaptığım kamera Samsung S21 telefon. Ondan bile daha kötü ses kalitesine sahip. Ama bunun dediğim gibi asıl amacı optik zoom. Yani uzakları yakınlara getirmek. Bir de elimle çekeceğim ilk önce. Sonra tripodla da denerim. İkisini de koyarız. Bakalım video nasıl bir video olacak. Umarım beğenirsiniz yani. Eğlence olsun diye aldığım bir kamera yani. Bunu aslında daha çok dağları çekmek için, dağdaki uzak noktaları, ne bileyim ayı çekmek için. Ay videoları da bazen çekiyoruz. Ay dolunay olduğunda bayağı güzel pozlar verebiliyor video olarak. Ama yani başka da bir işe, çok fazla bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çocuklar eğlenir belki. Çocuklar kendileri video falan çekerler. Onlara veririm bir süre sonra. Yani dediğim gibi sadece 40 euroya aldım. Ama eskiden olsa herhalde o yıllarda baktım fiyatına hatta. O yıllardaki fiyatı 250 euro mu neymiş? Düşünün yani. 250-300 eurodan gelmiş bu fiyata, biz de kaçırmadık. Şimdi diğer videolara geçelim. Yani bu aletin çektiği videolara. Ha, geçmeden önce isterseniz şöyle bir menüsünü falan da gösterebilirim. Everio diye. Check lens cover. Lens cover kapalı. Şöyle şurayı ittirerek açılıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ha, bu arada bu kameranın tekelle video çektiğim için kusura bakmayın. Çok acemice bir video oldu bu. Böyle burası da dönüyor. Böyle döndüğü zaman şöyle çekimler de yapılabiliyor yani. Kendinize burayı döndürüp böyle alttan alttan çekimler falan da yapılabiliyor. Hoş, güzel. Yani 40 euroya
Bundan iyisi Şam'da kayısı derler ya, o şekilde bir kamera. Neyse, dediğim gibi şimdi bu küçük kameranın çektiği videolara geçelim. Şu anda dostlar bizim evin camından dışarı doğru bakıyorum. Fark ettiğiniz üzere ses kalitesi gayet kötü. Bir de zoom yaparken objektifin zoom mekanik sesini de içine alıyor. Bu da saçma bir şey olmuş. Ama dediğim gibi ben görselliğine şey yaptım zaten bu kameranın. Şimdi çekmeye, zoom yapmaya başlıyorum karşı dağı yavaş yavaş. Bir de tripodda değil, elimde kamera. O nedenle biraz sallantı olabilir, yavaş yavaş. Olabildiğince sarsmamaya çalışacağım. Evet dostlar, şu anda 27 30x. 30x zoom yapıyorum. Badem, badem. Ya bizim kedi camdan aşağı şey yapmaya çalıştı. İntihar etmeye çalıştı, aldım onu. Neyse. Şimdi 40x, 50x oldu. Bu şekilde havada biraz buğulu. Lah sallıyorum çok fazla, kusura bakmayın. 24x'e düşürdüm tekrar. Çok aşırı sallandı. Şu sarı eve odaklanalım mı? Ya da ormana odaklanalım, ayıp olmasın. Ne olur ne olmaz. 40x, 50x, şimdi biraz dijitale geçtik. 60. Orada biri olsa şu anda ormanda görebilirim yani. Normalde gözle mümkün değil. Ama sallanıyor tabii. Tripod şart dostlar. Yani 80x dijital yaptım şu anda. 80x diyor da yani 80x'te artık hiçbir şey gözükmüyor gibi bir şey yani. Gözüküyor da tabii ki. Hem aşırı titreme var hem... Evet. Yani fena değil. Fena değil yine de. Şimdi yavaş yavaş uzaklaşıyorum çektiğim noktadan. Bakın ne kadar uzak olduğuna. Bakın böyle. Gözümün gördüğü de bu şekilde. Dostlar şimdi tripoda taktım ve camdan dışarıyı çekeceğim. Yani daha doğrusu önümde bir tane de cam engel var. Tripoddan bakalım nasıl bir görüntü alacağız. Zoom yapmaya başlıyorum tekrar ormana doğru. Dediğim gibi lensin sesini alıyor içeri. Şöyle şuraya biraz aşağı mı çevirsek? Şimdi tekrar zoom'a devam. 3x, 4x. Ben bilerek yavaş yapıyorum bu arada. Daha hızlı da yapabilir. Ama anlaşılması için yavaş yavaş zoom yapıyorum. 12x, 14x, 17, 20, 30, 34x oldu. Yani ne hikmetse bu özellikle şeyden sonra, biraz zoom yaptıktan sonra hemen sayılar çok hızlı artıyor. Biraz böyle bir şey var galiba. Şimdi tripodda diyorum ama bir yandan tripodu da sabit tutmaya çalışıyorum. Çünkü zoom yapmam için tripodu kameraya elliyorum, bırakıyorum sonra. Şimdi odaklanmaya çalışıyor. Bakın. Kaç x burası? Kaç x olduğunu görmek için dokunmam gerekiyor zoom bu şeyine. 70x. Şu anda 70x civarı. Yani 70 kere zoom yaptı. Dijitale geçiyor 40'tan sonra. Bayağı güzel. Şu anda neden böyle biraz bulanık bulanık? Hava şartlarından dolayı. Havadaki partiküller birazcık bunu bulandırıyor. Bir de önde dediğim gibi çift camlı bir cam var. O nedenle biraz bulanık gösteriyor. Ama şu anda karşı dağdaki bir kuşu buradan izleyebileceğim kadar zoom yapabiliyorum. Konuşamadım. Yani bayağı güzel, gördüğünüz gibi sabitliğe de böyle tripodta da gayet sabit duruyor. Hiç kıpırdatmıyor yani, güzel oluyor. Bayağı video net. Tabii ki öndeki camın daha temiz. Birazcık
ufak tefek partiküller de var öndeki camda. Daha temiz olması lazım. Hava şartında biraz daha açık olduğunda daha da net gözükeceğine eminim. Şimdi zoom out yapalım. Yani zoom'u geri alıyorum. Tabii titriyecek hafiften kameraya dokunduğum için. Yani bunu uzaktan kumandayla keşke yapabilsek. Tabii öyle bir özelliği yok. 40 euroya artık bu kadar oluyor. Zoom out yapınca da göreceksiniz ne kadar uzak orası. Şu an 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3x, 2x, 1x. Bu benim yani normal manzaram. Gördüğüm bizim evden camdan ben dışarı bakarken bu görüntüyü görüyorum. Yani bizim evin camlarından birinin manzarası diyeyim daha doğrusu. Bu şekilde dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir kamera almak isteyenlere umarım yardımcı olmuşumdur. Yani dediğim gibi bu kamera YouTube için falan değil. Sadece kendim için aldığım, hobi olarak aldığım bir kamera. Çocuklara da ileride vereceğim inşallah. Bakalım şu anda birazcık eskiteyim ben, sonra çocuklara veririm, onlar kendileri çekerler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.